Mevla diyor mu? İnned din indallahil İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Kur'an zaten hepsine şamildir. Dolayısıyla Kur'an'a iman eden bütün kitaplara da iman etmiştir. Bütün peygamberlere de zaten iman etmiştir. Allah-u Teala Kur'an'ı bir kenara koyacak ve sana soracak. Bunu Kur'an'ın neresinde gördün de yaptın? Onun için yaptığımız iş kitaba uymalı. Yani kitabına uydurmamalıyız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusul rabbinâ bil hakki sallu alâ rasûlinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zünûbinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ el-Muhammed. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve terâ kethîran minhum yusâri'ûne fil ithmi vel udvâni ve eklihim s-suht. Lebise mâ kânû ya'melûn, sadakallâhu'l-azîm. Ve belleghenâ rasûluhu'n-nebiyyü'l-hâşimiyyü'l-kureyşiyyü'l-emîn. Ve nahnu alâ mâ kâle hâlikunâ ve râzikunâ ve mevlânâ. Neşşâhidîn eşşâkirîne bikalbin selîm, rabbi şrahlî sadrî. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Amin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, miladi olarak bir seneyi geride bıraktık. Yeni bir seneye başlamış bulunuyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri geleceğimizi geçmişimizden daha güzel eylesin. Amin. Herkesin kendine göre eksikleri var, noksanları var, hataları var. Yepyeni bir sayfa açabilmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. İmanen daha kamil, amelen daha salih, ahlaken daha olgun bir hayat sürebilmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Amin. Tabii bir hadis-i şerif başlamıştık evvelce. Fakat bir bölümünü okumamıştık sanıyorum. Hatırlayacaksınız şimdi. Kısaca şöyle bir bahsedeyim. O burada işlemediğimiz maddeyi de beraber müzakere ve müteala etmiş olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. Ye'ti zemanun ala ümmeti. Ümmetim üzerine bir zaman gelecek. Yuhibbune khamsen ve yensevne khamsa. Beş şeyi sevecekler, beş şeyi unutacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ya. Bunlardan birkaç madde zannediyorum işlemiştik. Hatırlayacaksınız. يُحِبُّونَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْآخِرَةِ Dünyayı sevecekler, ahireti unutacaklar. Bu maddeyi işlemiştik. يُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابِ Malı sevecekler, hesabı unutacaklar. Yani nereden geldiğine bakmayacak. Efendim nereye harcadığına bakmayacak ama bunun neyi vardır? Bir hesabı vardır. Hani demiş ya lokantada yiyorsun içiyorsun oradan çıkarken bile garson diyor ki hesap lütfen. Bu hayatın sonunda hesap yok mu zannediyorsun sen diyor. Dolayısıyla bir hesap var bunu unutuyoruz. İşte o zaman bu zaman. Bir diğeri yuhibbunel kusura ve yensevnel kubur kasırları. Yani binaları, apartmanları, daireleri, evleri sevecekler, kabirleri unutacaklar. Evleri mamur ediyoruz, doğru. Yani evde en ufak bir efendim bozukluğa, lamba patlasa, efendim çeşme bozulsa, çeşme aksa ne yapmıyoruz? Tahammül etmiyoruz hemen. Efendim onu tamir ettiriyoruz. Doğrusu da bu tabii ki. Hayatın idamesi için, devamı için eksikler, noksanlar tamamlanmalı. Ama işte kabri ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Evini ışıl ışıl yapmışsın, pırıl pırıl yapmışsın ama kabrin karanlık. He? Evine lambiri döşetmişsin, kombisi mombisi, alttan ısıtması her şey var ama kabrin buz gibi. İşte orayı unutacaklar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o gün bugün hakikaten. Ha bunları sizlerle uzun uzun
ne yapmıştık? Konuşmuş idik. Şimdi bugün inşallah beraber sizinle müzakere edeceğimiz madde يُحِبُّونَ الْمَاسِيَّةِ masiyeti, isyanı sevecekler. Bir rivayet يُحِبُّونَ الدُّنُوبِ günahları sevecekler. وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةِ tevbeyi unutacaklar. Günahları sevecekler, tevbeyi unutacaklar. Diyeceksiniz ki ya Hoca Efendi günah sevilir mi ya? Sevilir mi? Sevilmez. Aslında sevilmez. Sevilmemeli. Hatta sevmediğini ifade için sevmediğin birine bile diyorsun ki onu günahım kadar sevme. Ha. Ama Resulullah diyor ki sevecekler. Günahları sevecekler. Tabii günah işlendiği zaman, yani günah dediğimiz zaman ne geliyor akla? Mevla Teala Hazretleri'nin nehyettiği, yasakladığı, haram ettiği şeylere efendim tevessül edilirse, işlenirse, he? Allah'ın yasakları haddi hududu aşılırsa ne olur? Bu günah. Böyle olsa, çünkü bunu yasaklayan kim? Allah-u Teala. Madem Mevla yasakladı, madem bu cürüm kainatın halikine yapılıyor, insan olur yani hataen, hatta kasten de yapabilir. Sonra ne yapması lazım? Hemen pişman olması lazım. Hani büyükler nasıl misal vermişler? Zehirlenen birine ne yapıyorsun mesela? Yemekten bile zehirlense, bir mantardan şundan bundan zehirlendi diyelim. Hemen ne yapıyorsun? Hop hastaneye götürüyorsun. Ya panzehir içireceksin ya da ne yapacaksın? Efendim midesini yıkatacaksın ki bir an önce o zehirden kurtulsun. Yani vücuda zehir yayılmadan bir an önce temizlenmesi lazım. Ha işte günahlar da manevi, insanın ruhunun, maneviyatının zehiridir. Panzehiri tevbedir. Tevbe nedir? Temizliktir. Yani o ruhu hemen ne yapıyorsun? Tevbeyle temizliyorsun, efendim arındırıyorsun yayılmadan ve onun efendim zararını bertaraf etmiş oluyorsun. Demek ki tevbenin ardından hemen pişmanlık lazım. Hemen tevbe lazım günahın ardından. En nedmu tevbetün tevbe pişmanlıktır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tabii ashab-ı kirama bakıyoruz yani her işimizde Muhammed Mustafa örnek sallallahu aleyhi ve sellem. En yakınlarında ashab-ı kiram da nasıl tabi olmuş, nasıl uymuş, hayatları bizim için nedir birer örnek. Ve sahabe-i kiram hakikaten yani cahiliye döneminde yapmış oldukları bir takım hatalardan sebep bile ne yaparlardı, üzülürlerdi. Aslında ettaibü minedden mükemellerden bele. Her cuma hutbelerde duyarsınız. Günahından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Olmasına rağmen yine de zaman zaman o cahiliye döneminde yapmış oldukları hatalardan dolayı ne yaparlar? Üzülürler, pişman olurlar, ağlarlar. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh işte bir keresinde yatsı namazı kılınıyor. Yatsı namazında imam Tekvir suresini okuyor. Geliyor ve izel mev'udetü su'ilet ve eyyiden bin kutilet. İşte bu ayete gelince diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahından dolayı öldürüldüğü sorulduğunda bu ayet gelince çünkü cahiliye döneminde böyle adetler vardı. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömme işleri vardı biliyorsunuz. Hazreti Ömer radıyallahu anh namazda düşüyor bayılıyor. Nasıl bir efendim tasavvur, ahireti düşünüyor. Yaptıklarını düşünüyor, cahiliye dönemini düşünüyor, Mevla'nın soracağı hesabı düşünüyor, Mahkeme-i Kübra'yı düşünüyor ve titriyor, düşüyor, bayılıyor. Ya görüyor musun? Pişmanlığa bak, üzüntüye bak. Halbuki tevbe etmiş, halbuki tevbe kendinden öncesini keser atar. Evet, öyle bir dönem düşünün, saadet asrı. Tabii şeytan ne yapmıştı? Mevla'ya söz vermişti. Allah'a yemin etmişti ki senin kullarını saptıracağım diye. Senin kullarının yoluna oturacağım, onların sağından geleceğim, solundan geleceğim, önünden arkasından geleceğim ve onları saptıracağım. Cehenneme arkadaş olarak insanları ne yapıyor? Teşvik ediyor. Aman benle beraber arkadaş olsunlar da cehennemde yalnız kalmayayım tabiri caizse. Ha şimdi zaman zaman tabii hele o fetret dönemlerinde çok kimseyi cehenneme kütük etti. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelince, tebliğ davete başlayınca, insanlar iman edince, he o cahiliye dönemi ne oldu? Saadet asrına dönüştü. Hal böyle olunca ne oldu? Şeytanlar işsiz kaldı. Şeytanın da kendine göre bir şirketi var biliyor musun? Günah fabrikası var.
Yani o günah fabrikasının CEO'su Azazil onlar idi, iblis yani. Ya bu sefer ne oldu? Onun tabii temsilcileri var. Onun pazarlamacıları var. He, kendine göre bir şirketi var. Hepsi geldiler dediler ya işler kesat, kimse günah işlemiyor. Düşünsene Hazreti Ömer radıyallahu anh dönemini. He? Hazreti Ömer bir sokağa giriyor, şeytan kaçıyor oradan. Kurban oldum, nasıl bir adamlar ya. He? Hazreti Ali radıyallahu anh bir gece teheccüde kalkamadı, öyle bir üzüldü ki. Nasıl üzüldü ama biliyor musun? Teheccüde kalkamadı. Ertesi gün bir de baktı biri kaldırıyor. Şşt, çabuk kalk. Teheccüd kaçıyor, kalk imsak atmadan. Bir de baktı şeytan. Ey Melun dedi sen öyle pek hayra iş yapmazsın. Beni niye kaldırıyorsun? Ya dün kalkamadın öyle üzüldün ki daha çok kazandın. Bari kıl, kalk kıl da normal kazan dedi yani. Allah Allah. Sizi şeytan kaldırıyor mu? Nerede be? Şeytan ne diyor biliyor musun? Yat. Uyu. Ya ezan okunduysa boş ver. Ya. Seriyor üzerine gaflet örtüsünü, perdesini, yorganla bizi kaldırır mı be? İşte adam gibi adam olursak bak girdiğin sokağa şeytan giremeyecek yani. Evet, dolayısıyla işler kesat. Başlıyor iblis. Dediler işler kesat ne yapacağız? Tabii şeytan da şirketi devam ettirmek istiyor biliyor musun etrafını, mahiyetini. Güya ne yapıyor? İkna ediyor. Ya diyor arkadaşlar bu dönem tamam kesat kabul ediyorum. Ama bunlar peygamberi görmüşler aleyhissalatü vesselam. Bunlar Muhammed Mustafa'yı görmüşler. Bunlar Allah'ı gören gözleri görmüşler. Vahyi görüyorlar. Vahyin nüzulüne ev şahitliği yapıyorlar bunlar. Radıyallahu anh mecmain. Onun için yani bu dönem biraz evet işler kesat ama biraz sabredin açılacak işler diyor. İyi bakalım neyse biraz ne yapalım sermayeden yiyelim tabiri caizse. Neyse tabii sahabe-i kiram döneminde böyle. Sahabe-i kiramdan sonra tabi'in dönemi geliyor. Onlar tabi'in yani Peygamber Efendimiz'i görmüyorlar ama sahabeyi görmüşler. Orada biraz günahlar işlenmeye başlıyor. Herkesin kendine göre günahı var. Günah deyince sen bugün efendim çalgılar, çengiler, hoppala, zıppala, meyhane falan aklına gelmesin. Ama herkesin kendine göre bir günahı var. Ha biraz günahlar işleniyor ama az önce ne dedik? Nasıl ki zehirlendiği zaman hemen panzehir lazım veya mide temizlenmesi lazım. Onlar da şimdi tevbe de öyle ya günahın ardından. Günah işliyorlar hemen tevbe estağfurullah. Hemen ne yapıyorlar? Pişmanlık. Hadi bakalım tertemiz. Bu sefer tabii şeytanlar gene müracaat ettiler. Dediler bu nedir ya? Adamlar tamam yani canımız çıkıyor bunlara günah işletesiye kadar. Zaten adamlar ne günah işliyor ne bir şey. Bir de ortam müsait değil biliyor musun? Hani biz medresedeyken 90'lı yıllarda falan herkes konuşuyordu diyordu ya hiç günah işlemiyoruz, harama bakmıyoruz. Maşallah çok güzel de burada zaten istesen de bakamazsın ki. Taksim'de gezerken bakma da göreyim. Efendi Hazretlerimiz derdi ya işte biri dermiş Taksim'de hiç şeytan yok. Kaynıyor yani. Ha demek ki zaten istesen de ne kadar günah işleyeceksin yani. Bugünkü gibi değil ki. He? Bugün adam odasına çekiliyor. Zannediyorsun adam odasından çıkmıyor. Ama her türlü rezilliği yapıyor orada. Niye? İnternet var. Tablet var. He? Akıllı denen efendim milleti cehenneme sürükleyen telefonlar var. Tık 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 tık. Nerelerde geziyorsun bakayım. Hangi adreslerde geziyorsun? He? Nerelerde sörf yapıyorsun? Kimlerle fink atıyorsun? Ya. Hoca efendi sen nereden biliyorsun ya? Ne bileyim oğlum herkes öyle. Herkes elinde telefon. Ha vaaz eden dinleyen var mı? Var. Ama bir baktık efendim %2,5 faydalı. Tabii hepsi vaaz sohbet değil. Yani ilim bilim fen. %97,5 hep sıkıntılı işler. Oyunlar, efendim kumarlar, fuhuşlar, yanlış adresler, boş gevezelikler, gereksiz lakırdılar. Artık nelerse neler yani. %97,5. Aman dikkat edelim. Aman. Önceden insanlar eve gelince ne yaparlardı? Bir rahat ederlerdi. Günahtan uzak kalırlardı. Ama şimdi öyle değil. Günah her yerde. Hani bir sohbetimiz var ya. Bir tıkla cennet, bir tıkla cehennem. O gün bugün.
Ha, dolayısıyla tabi'in dönemi tabii ki zorlanıyor şeytanlar. Günah işletemiyor adamlara. İşliyorlar arkasından tevbe ediyorlar. E gene geldiler dediler. Nasıl olacak ya? Adamlar hemen tevbe ediyor. Dedi ki sabredin arkadaşlar. Bunlar da dedi peygamberi görenleri gördüler. Yani ashab-ı kiramı görmüş insanlar. E bunlar efendim tabii ki ihlaslı oluyorlar, samimi oluyorlar. Biraz daha sabredin işler açılacak. Neyse bir müddet sonra onlardan sonraki devir tebe-i tabi'in dönemi. Onlar sahabe de görmedi ama tabi'ini görmüşler. Günahlar biraz daha artıyor. Hemen ardından tevbe de etmiyorlar ama ne yapıyorlar biliyor musun? Akşam oluyor. Tam güneş efendim batacak. Alıyor tesbih eline. Ne yapıyor? Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azim. 100 defa çekiyor. Ne oluyor hoca efendi 100 defa çekince? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bakın Buhari'de, Müslim'de geçen Şeyhain'in rivayeti. Men kâle sübhanallahi ve bihamdihi. Her kim sübhanallahi ve bihamdihi derse fi yevmin her gün mi'ete merratin 100 defa. 100 defa her kim bunu derse huttat hatayahu onun günahları bağışlanır. Ve inkânet mitle zebedil bahr günahları denizin köpüğü kadar bile olsa Allah günahlarını küçük günahlar tabi affediyor. Ya denizin köpüğü dendiği zaman sen tabi aklına Marmara Deniz, Kara Denizi gelmesin. Onların da köpüğü var da öyle okyanuslar var, öyle denizler var. He? AVM gibi gemiler ceviz kabuğu gibi sallanıyor. Evet. Yani oralarda efendim o köpükler, o dalgalar sen düşün artık. Demek ki ne kadar günahın olsa ne yapacak? Bu sildirecek. Ve bu öyle bir zikir ki bu zikir de pek bir şey bozamıyor biliyor musun? Küfrün dışında. Allah muhafaza. Yani bu çektin, mühürleniyor, arşivleniyor, ahirette huzuruna karşına çıkmak üzere efendim arşive koyuluyor. Onun için bunu yapalım. Yani güneş batarken Sübhanallah ve bihamdi 100 defa. Güneş doğarken de ne yapıyoruz? Yine 100 defa. Sübhanallah ve bihamdihi. Bir de ne ekliyoruz? Estağfurullah ve etübüyleh. Evet. E şimdi bunlar da öyle deyince günahlar siliniyor. E bu sefer tabii şeytanlar gene sıkıntılı. Ya adamlar günah işliyorlar tamam ama yani gün batarken ne kadar da çok temizlik vasıtası varmış ya bu İslam'da. He? Mevla affetmek için, Mevla bizi cennete sokmak için, Mevla cehenneme gitmeyelim diye öyle çok temizlik vasıtaları, af ve mağfiret yolları göstermiş ki. Hatta bir insan büyük günahlar işlemese, büyük günahlardan kaçınsa, bak intecteni bu kebâira mâ tünhevne an. Eğer siz nehyolunan, yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, yükeffir ankum seyyiatikum sizin diyor küçük günahlarınızla örteriz. Affederiz. Ve nudhilkum mudhalen kerima ve sizi kerim olan çok kıymetli, çok şerefli bir yere cennete sokarız, girdiririz diyor. Yani bunu da yapamayacak mıyız yani? Büyük günah zaten. Günahın büyüğü. Ha, bir Allah dostuna sormuşlar. Demişler üstad, büyük günahlar hangileri, küçük günahlar hangileri? Ne buyurmuş? O günahı kime yaptığına bakarsan günahın küçüğü yok demiş. Çünkü kainatın Rabbine yanlış yapıyorsun ya. Ama gene de bir tasnif var. Büyük günahlar derken tabii size büyük gelmeyen bazıları da olabilir. Aman dikkat edelim. He, bunlardan bir tanesini arz edeyim. Ana babaya karşı gelmek de büyük günahlardan. Gençler, Z kuşağı. Annem babam beni hiç anlamıyor hoca efendi. Hiç anlaşamıyoruz. Anne baba hakkında ayet var kıymetli kardeşlerim. Onlara üf bile demeyeceksin. O ifadeyi bile Mevla söylüyor. فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا Onlara üf bile demeyin. Onları azarlamayın. Onlara kaba efendim ifadelerde bulunmayın. Üf demeyin derken yani İtirazın, karşı gelmenin en küçüğünü bile yapmayın diyor. Şuraya bakar mısın? Yani annen sana bakıyor. Hepimizin anneleri, babaları bizleri baktı, büyüttü. He? Derdin var, sıkıntın var. Efendim, kırdın, döktün, altını pisledin.
Yemedin, içmedin, bağırdın, çağırdın. Hep yani senin üzerine titriyorlar adeta ve seni büyütüyorlar. Ha, yaşlanınca da ne oluyor? İnsan tekrar, yani dişi yok, konuşamıyor, göremiyor, duyamıyor, yürüyemiyor. Daha sonra büyüyor, büyüyor, güçleniyor, kuvvetleniyor derken yaşlanmaya doğru tekrar ne yapıyor? Erdelil umur var. Yani o zelil olan bir döneme geliyorsun, gene çocuklaşıyorsun. Dişler gene dökülüyor, gözler gene görmüyor, kulaklar gene duymuyor, ayaklar tutmuyor. He? Evet. Dolayısıyla işte o dönemde de sen ne yapacaksın? Anana babana bakacaksın. Küçükken o sana baktı, büyüyünce sen bakacaksın. O zaman hakkımızı helal ettirmiş olur muyuz hoca efendi? Nerede be? He? Anam baban sana bakıyor, ne diye bakıyor? Büyüsün, vatana millete hayırlı evlat olsun diye. Ama sen, ben, anamıza babamıza son dönemlerinde bakarken ne diye bakıyoruz? Son günleri güzel geçsin de mutlu ölsün. Görüyor musun? Yani buradaki efendim niyet bile arada dağlar kadar fark var ya. Ya birisi geldi dedi ki ya Resulallah, anne baba hakkında bana bir şey söyle. Ana baba hakkında, yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem öyle sözleri var, kısa ama altını doldur doldurabildiğin kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu biliyor musun? Huma, o ikisi var ya, o anam babam var ya, cennetuke ve naruke, senin cennetin ve cehennemindir buyurdu. Cennete gitmek istiyor musun? Nasıl istemem? Ananı babanı memnun et. Onun gönlünü yap, onu mutlu et. Onun gönül kapılarını açarsan cennet kapıları açılır. Ama onu kırarsan, dökersen, üzersen, ağlatırsan, sızlatırsan cennet kapıları açılmaz sana. Anlıyor musun? Anne baba meselesi çok önemli. Aman dikkat edelim. Yani büyük günahlar derken hani bunun böyle bir sıradan sanki basitmiş gibi geliyor. Ama çok büyük günah anne babaya karşı gelmek, isyan etmek. Onu da efendim ifade etmek istedim. Ha, demek ki yani büyük günahları, günahlardan kaçınırsanız küçük günahlarınızı örteriz diyor. Demek ki yani temizlik vasıtaları çok kıymetli kardeşler. Dolayısıyla şeytan onlara ümit verdi. Dedi ki ya sabredin dedi, sabredin. Bunlar da dedi az adam değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların devrini de müjdeledi. He? En hayırlı dönem benim dönemim. Ondan sonra sonrakiler, daha sonrakiler tebe-i tabi'ine kadar ne yaptı? Hayırlı bir asır devir olduğunu ifade etti. Dedi ki bundan sonrakiler dedi günah işleyecek. Tevbe de etmeyecek dedi. Nereden biliyor? Hadis-i şerif var. He? Kitaplara geçmiş. Sen biliyorsun da şeytan bilmez mi ya? Ne şeytandır o biliyor musun? يُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَ Günah sevecekler, tevbeyi unutacaklar. İşte ne yapıyor? Oradan biliyor. Evet. Şimdi o zaman mı acaba hoca efendi? Hem günah işliyor hem de tevbe etmiyor öyle mi? Evet. Maalesef o zamana geldik. Yani adama desen ne yapıyorsun mübarek yani? Yanlış yapıyor adam, haram işliyor, isyan ediyor. Adama desen ne yapıyorsun? Adam ne diyor? Ne yapıyorum ki? Ne yaptım ki? Herif daha günah işlediğinden haberi yok. Yanlıştan haberi yok. Eğer haberi varsa, haram olduğunu biliyorsa da ne diyor biliyor musun? Keşke her günahım böyle olsa diyor. Ne demek biliyor musun bu? Günahını çok seviyor. Keşke her günahın böyle olsa. Şimdi böyle diyen adam, he? Tevbe neydi? Ennet mu tevbetün, tevbe pişmanlıktı. Lan bu adam pişman olur mu ya? Pişman değil. Gelecek günahlara da gel yapıyor adam. Keşke her günahın böyle olsa diyor ya. Ya. Konuşurken günahı sevmiyoruz diyoruz da, felancayı da günahım kadar sevmem diyoruz da, he? Konuşurken öyle ama iş icraata gelince günahlara aşığız maalesef. Evet. Şarkılar, türküler, konserler. He? Bu şarkılar helal mi? Harama teşvik eden, isyana teşvik eden, haram aşkları özendiren, he? Fuhşa teşvik eden, insanı ahireti unutturacak hoppala zıppala. Efendim ne kadar topu, popu, efendim türküsü, çalgısı, çengisi varsa
Herkes dinliyor ya. Hem de nerede dinliyor? Her yerde. Yolda, otobüste, metrobüste, gemide. He, takmış kulaklığı. Takılıyor herif. Korna çalıyorsun hiç duymuyor bile. Bir gün çarpacak biri. Arkadaş bu nedir ya? Nereden biliyorsun hoca efendi? Belki vaaz dinliyordur. Keşke. Keşke vaaz dinlesen. Keşke Kur'an dinlesen. He? Ama o kulaklıktan böyle tıs 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 anlaşılıyor. Diskotek gibi herifin kafa hopluyor böyle. Sana da yazık günah yavrum, gencecik çocuksun, kulak zarı mı kalır ya? He? Ama biraz efendim Kur'an olsa, hafif açsan herkes rahatsız olur. Başımız ağrıyor, kapat. Ya senin başın sesten ağrmıyor. Senin karnın ağrıyor, karnın. Ya. E ne oldu şimdi? E şimdi bak, şarkı dinle. Her yerde bir de şarkı bir moda oldu ya. Ya bir markete gireceksin. Ulan markete giremez olduk ya. Diskoteye mi giriyoruz, gazinoya mı, markete mi belli değil yani. Ya bir kapatın ya bunu. Niye kapatmıyorsunuz? Ne oluyor yani, bu çalınca daha mı çok alıyor müşteri? Bilmiyorum, belki de öyledir. Kaza mı geliyorsun? Ne oluyor acaba yani? Ben daha çabuk çıkmaya çalışıyorum. Veya girmiyorum yani. Ya iki tane bisküvi alacağım diye senin efendim zırıltını dırıltını dinlemek zorunda mıyım yani? Ama bir normalleşmiş böyle. O kadar normal ki yani. He? Bugün şarkı dinledin. Tüh ya, çok günaha girdim. Bir tevbe edeyim. Böyle biri var mı? Al işte, tevbeyi unutuyorlar. Tevbeyi unutuyorlar. Konser salonları dolu. Meyhaneler dolu. Kahvehaneler dolu. Efendim maçlar, tribünler. Hello Dünya Kupası maçları. Huu. Hoca efendi, maç günah mı ya? E ben sana başka soru sorayım. Sevap mı? Allah rızası için bir maç seyredelim. Haşa. Bak komik geliyor. Maça gittim, bir feyizlendim var ya, bir cüz Kur'an okudum geldiğim zaman. Oluyor mu böyle bir şey? Ulan bu feyzi sohbette zor alıyorsun ya. Anlıyor musun? Demek ki ne oluyor? Bak herkes günahı seviyor. Anlaşıldı. Sevmeyi de geçtik. Bak Mevla Teala ne buyurdu estağfirullah? Ve terâ kethîran minhum. Ve terâ, görürsün. Kethîran minhum. Onlardan çoğunu görürsün. Yüseri'ûne fil ithim. Günah işlemekte yarıştıklarını görürsün. Günah işlemekte ne yapıyorlar? Yarışıyorlar. Vel udvân. Ve düşmanlıkta yarışıyorlar. Ve eklihimüs suht. Haram işlemekte de yarışıyorlar. Lebi'se mâ kânû yâmelûn. O yaptıkları şey ne kötü oldu. Bak burada üç tane yarıştan bahsediyor Mevla. He? Üç dalda yarışma var. Haram işlemekte bir. Düşmanlıkta, zulümde iki. Haram yemekte üç. İnsanlar yarışıyorlar. Bunların yarıştıklarını görürsün. Hakikaten bir bak. Etrafına bir bak. İnsanların efendim haram işlemekte yarıştıklarını göreceğiz. Öyle işte, gazinolar dolu, pavyonlar dolu, meyhaneler dolu. He? Üzülüyorlar mı acaba? Pişman oluyorlar mı? Ya pişman olur mu? Efendim öbürü bilmem hangi gazinoya gitmiş. Orada böyle çekilmişler. Sosyal medyaya atıyor. Yani millete gösteriyor. Bak akşam nasıl kudurduk, görüyor musunuz falan diye. Öbürü diyor ki ben de falan yerde kudurdum. O da çekiyor, o da koyuyor. Yarışıyor. Artık günahları ifşa etmeye başladık. He? Yani insan nefsine hakim olamıyor, günah işliyor falan. Yok, şimdi onu resimliyor, videosunu çekiyor, bulunduğu ortamı çekiyor, durumuna koyuyor. Bak ben ne yapıyorum, siz ne yapıyorsunuz? Bak ben hoppala zıppala danstayım, balodayım ben. Ben cehennemin dibine doğru gidiyorum, siz ne yapıyorsunuz ya? Ya, yarışıyorlar. Evet, yüseryûne fil ithim. Günah işlemekte yarıştıklarını görürsün. E şimdi bakıyorsun İslam'a, Kur'an'a uymayan, he? Efendim geleneğimize, kültürümüze uymayan bir takım diziler, filmler. Şu Türkiye'de reyting rekorları kırmıyor mu? Her gün bu efendim toplumun ahlakını bozan gündüz kuşağı programları. Her gün niye var? E demek ki talibi var. Demek ki seyredeni var. Demek ki baktığın zaman da ilk ona giriyor yani. Şu Müslüman memlekette efendim ahlaksızlık, rezilliğin dibine vuran diziler,
filmler, programlar ilk onda. Ha gerçi şu da var ama şunu da söyleyelim, haksızlık yapmayalım. Rating yapıyor diye hepsi iyi midir? Değil. Şurada kavga etse, birbirine bağırsalar, çağırsalar, sövseler hakikaten toplanır insanlar. Ama ne der? Ya, utanmıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Yapmayın, kavga etmeyin kardeşim, dağılın. Demek için bile toplanıyorsun yani. Birileri toplanıyor, bir kalabalık oluyor. Ama tasvip ettiği anlamına geliyor mu? Gelmiyor ama. Ha işte birileri de diyor ki demek rating yapıyor, koyuyor yani. Her türlü dizi var. He? Milletin ahlakını bozalım diye diziler koyuyorlardı. Ulan bozulmadı. Şimdi bir de din kisvesi altında bir takım diziler de yapmaya başladılar. He? Din var, başörtüsü var. Tövbe estağfurullah diyenler var. La havle ve la kuvvete falan. Orada da ne yapıyor? İslam'a gene saldırıyor biliyor musun? Orada da dinle aleyhine bir şeyler gene sokuşturmaya çalışıyor. Uyanık olalım ya. He? Senin dinine söve 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 adamlar zengin oldular. Ratingler kırdılar. Dizilerden, filmlerden efendim servet yaptılar. Ya şu memlekette şu Necip milletin parasıyla zengin olup yine bu milletin dinine söven insanlar var. Bak bayram gelecek neler diyecekler? Kurban bayramı gelecek gene sövecekler. Ya etin alasını şaraba yatırarak yiyenler kalkıyorlar. Kurban kestiğin zaman da hayvan katliamı diye seni dinle sövmeye çalışıyorlar ya. Evet. Rabbim şuurlu Müslümanlardan olmak nasip eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim. Maalesef öyle. Günah işlemekte yarışıyorlar. Kahveler dolu. Kahveler hakikaten dolu ya. Bazen geçiyorsun tıka basa. Önceden sigara da içiliyordu galiba kahvelerde. Şimdi zannediyorum yasaklandı. İçeriden böyle duman çıkıyordu böyle. Zannedersin yangın mı var acaba? Ne yapıyorsun orada? Al papazı, ver kızı. Herif orada kazığın sandalyenin üstünde kapanasıya kadar. Nöbetçi kahveci gibi herif. Ne yapıyorsun orada? Ben oyun oynamıyorum yani. Oyundan çay içiyor. He? Ama dördüncü lazım gel otur. Oturmayayım falan. Bir içersin, iki bakarsın, üçüncüde okey'e dördüncü olursun, cehenneme de odun olursun. Al papazı, ver kızı, ahirette papazı bulursun. Onun için aman dikkat edelim. Bunlar hep günahta yarış etmek değil mi? Efendi Hazretlerimiz ne buyurdu? Bütün dünyaya rahmet yağsa, he? Kahvelere bir damla düşmez. Yağmur gibi rahmet yağsa bir damla kahveye düşmüyor. Ya orada ölürsen ne olacak? Allah muhafaza ya. Evet kıymetli kardeşler. Aman dikkat edelim ya. Üç günlük dünya diyoruz. He? Şu üç günlük dünyanın bir gününü bile ahirete ayırmıyoruz yani. Bak olacakları Efendim sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Allah-u Teala bakın bizlere neleri beyan ediyor. Evet. Demek günahları sevecekler. Ha her şeyden haberin olmayabilir ama yani şöyle bir saat haber dinlesen hakikaten dinlenecek gibi değil. Bakılacak gibi değil. Şu Müslüman halkın olduğu memleket diyelim. Eskiden %99 diyorlardı da şimdi hakikaten söylemeye utanıyorsun ya. Niye? Ateistler bilmem ne kadarmış, satanistler şu kadarmış, yok deistler bu kadarmış. Gerçi onlar tabii efendim ben ateistim diyen adam bile işte görüyorsunuz değil mi? Deprem olunca Bismillahirrahmanirrahim diyor yani. O da ayrı dava. He? Ben Allah'a inanmıyorum diyormuş. Ona da bir hakaretler falan yorumlar. O da güya çok daralmış. Ya size ne diyormuş? O Allah ile benim aramda. Ateist diyor. Hani yoktu. Ya. Evet bakıyorsun. Bir saat haber dinleyemiyorsun dedik. Cinayetler, hırsızlıklar, her ribalar, zinalar, faizler, tacizler, tecavüzler. Şu memlekette ya. Allah'ın ne kadar haram kıldığı şey varsa hepsini bir gün haberde hepsini duyabilirsin. Nasıl bir zamana geldik? Yani bunlar günah işlemekte yarıştıklarının alametidir. İnsanlar yarışıyor. Ve bunları da söylesen şunları yapanlara niye yapıyorsunuz? Hepsi de Müslüman olduğunu söyler ha. Müslümandır. Zaten bu memlekette hiç gavur yok ki yani. Soran olursa. He?
Şimdi seçimler yaklaşıyor ya şimdi. Herkes senden benden Müslüman olur. Herkes takva olur. Seçimler yaklaşıyor. Yasinler başlıyor. Umreler başlıyor. Sen de aldanıyorsun. He? Seçimden sonra ne olacak? Şarapla kutlarız. Ne var? Tırnak içinde söylüyorum. Uyanık olalım. Müslüman uyanık olacak. Rabbim şuurlu, uyanık Müslümanlardan olmak nasip eylesin. Ve ekbihimü söht. Haram yemekte yarış ederken görürsünüz diyor. Demek haram işlemekte de bir yarış var. Günah işlemekte, haram işlemekte de bir yarış var demek. Ya. Şimdi faiz mesela. He? İçinizde bile belki vardır, Allah muhafaza. En çok faizi kim veriyor? O bankaya gidiyor. Nerede senin paran? Falan banka. Falan yere git ya. O daha çok veriyor. Öyle mi? Hemen oraya. Yani kim daha çok faiz, yani haram yiyecek? Ya bu haram değil mi? Fe'lenü bi harbi minallahi ve rasulü. He? Allah'a ve Resulü harbi ilan ediyorsun. Adam gitmiş. Bir de sorsan takva. Bankada muamele yapıyor. Oradaki memur da tabii bir taraftan şey, bir taraftan da çay içiyor. Sol eliyle çayı içmiş. Hacı babanın gözünden kaçar mı? Ne takva adam o. Dedi ki evladım sol elle içme, sağ elle iç dedi. Kim diyor bunu? Bankada faiz muamelesi yaptıran adam. Tüh sana. Evet. Hakikaten böyle bir millet var ha. He? Buna dikkat ediyor, faizi çatır çatır yiyor. Zina etmekten kaçınmaz ama cenabet gezmez mesela. Böyle bir durum var. Sabah namazında bulamazsın ama teravihte mutlaka orada. 40 sene teravih kılsan bir sabah namazı yapar mı yani? Ha onun yeri de ayrı, onun yeri de ayrı ama sabah namazı bu. Sabah namazında 5 saf, bayram sabahlarını söylüyorum. 5 saf deyince şaşırdı. Bayram sabahını diyorum. Ama kurban bayramı işte veya işte Ramazan bayramı, bayram namazını kılıyorsun, avlular almıyor. Hani sabah namazına kılmıyor adam, kurban bayramı, bayrama geliyor ya. Onu kılamasa ne zannedecek biliyor musun? Gavur mu oldum acaba? Böyle bir durum var yani. Bayram namazı ya kılınmaz mı ya? Herif sahura kalkmış, demiş ki sahura niye kalkıyorsun, tutmuyorsun. Ulan demiş sahura da kalkmayalım, hepten gavur mu olalım demiş. Anlıyor musun? Ya. Böyle bir maalesef yanlış algılarımız var. Ve eklihimiz sört. Ne yapacaklar? Haram yiyecekler. Haram yemekte yarışırken görürsün diyor Mevla. Evet. Faiz. En çok hangisi veriyor ona gidiyor. Rüşvet. Keşke versinler. Kaçırmıyor adam. Piyango. Huu. Gördün yılbaşında işte. Kuyruk. En büyük ikramiye. İlla ona çıksın. Niye? En büyük haram parayı ben yiyeceğim. Onun mücadelesi değil mi? O yarış değil mi? He? Çeyreği alıyor, yarım alıyor, büyük alıyor. İlla bir tane vursun yani hani. Anlıyor musun? İlla o haram parayı yiyecek. Milli kumarbaz herkes. İstisnalar hariç. Ya. Ne oldu şimdi? Haram yemekte yarışmak değil mi ya bu? He? Hatta öyle sözler yerleşmiş ki. Ya bir de öyle bir algı var ki hani paranın açamayacağı kapı yoktur falan deyince adam diyor ki ya bu parayı ele geçireyim de cebime, kasama, keseme indireyim de nasıl gelirse gelsin ya. Bir de ne demiş? Üzümü niye bağını sorma. Bak. Bağ sorulmaz mı? Aslında bunu başka bir şey için söylemişler biliyor musun? Atalarımız bunu söylemiş mi? Söylemiş aslında. Niçin söylemiş biliyor musun? Üzümü niye bağını sorma. Yani üzerine vazife olmayan işlere karışma, burnunu sokma. Gördüğün olay tamam, bir faydan olursa söylersin, fazla kurcalama. Seninle alakalı değil ya. Burnunu sokma. Ama biz ne anlıyoruz? Üzümü niye bağını sorma. Bu para nereden geldi, nereden kazandın? Karıştırma ya, al götür sen. He? Bir de diyor ki, parayı yolda bile bulursan sayacaksın. Vay, filozof abime bak. Bulursan, yani sayacaksın ne biliyor musun? İndir. İndir yani. Alma demiyor. He? Hemen sor millete kimin parası kaybetmiş demiyor.
En yakın dükkana filan de ki bak böyle bir para buldum. Siz de bunu bir ilan edin de kaybeden varsa gelsin alsın demiyor. Yolda da bulsan say. Ve indir yani. Al. Dolayısıyla ne olmuş? Haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah. Değirmen boğaz, haram helal yutuyor. Evet, maalesef haram yemekte yarış ederken görürsün. Ballı ihaleler, yetimin hakkını yemekler, kul hakkına göz dikmekler, hırsızlıklar, çalmalar, çırpmalar. Ya hırsızlık meslek haline geldi ya. He? Şimdi artık parası varsa hırsız falan değil. Başka meslekler söylemeyeyim. Hepsi beyefendi. Beyefendi. Parası var ya. Paran yok. Ne kadar takva olursan ol. Parasız adam gereksiz adam. Sen şimdi böyle bir empoze edilen bir ortamda he? Haram yemekte yarışmaz mı millet ya? Tabii çalacak, çırpacak, edecek. Onu ele geçirmek için her şeyi yapıyor. Ama haram mefhumu, Allah korkusu, hesap verme kaygısı, mahkeme-i kübra. Allah'ın karşısında huzurunda hesap vereceğin. Sen o paraya bakar mısın? Milletin hakkına, hukukuna göz diker misin? Çalar mısın, çırpar mısın? Yapmazsın. Evet. Eğer Allah korkusu varsa yani. Büyükler ne dediler? Dediler ki bakın. Yemek yerken ağzına girene, konuşurken ağzından çıkana dikkat et. Bak ağız çok önemli. Buradan girene de çıkana da dikkat edeceksin. He? Ne yiyorsun? Yediğin helal mi haram mı? Üzümüyorum. Bağını sor. Sor bakalım. Nereden gelmiş bu? Bağdan, dağdan, çayırdan, bayırdan helal mi haram mı? Değil mi? Bunu soracaksın. Affedersin. Hayvan bile her otunu atmaz yemez. Bir kokluyor, bir bakıyor. İşine yarıyorsa yiyor ya. Şurada bir boğazımızda bir kırmızı ışık olsun. Bir kırmızı ışık bir yansın bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Helal midir? Nereden geliyor? Meşru mudur? Değil midir? Ha tamam, gereken efendim incelemeler yapıldı. Soruşturma yapıldı. Yeşil ışık gümrükten geçebiliyor artık. Öyle olmalı yani. Evet arkadaşlar. Ve ağzından çıkana da dikkat et. Hele bu dönemde. Öyle sözler var ki Allah muhafaza adamı dinden çıkarabilir. Elfazı küfür bahsi. Bununla alakalı bir videomuz, sohbetimiz var. Oradan YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Şarkı zurna dinleyeceğiniz onları dinleyin yani. Hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtarırız Allah'ın izniyle. Cehalet, alavezli rezalet. Bilmediğin zaman kötü. Evet. Ağzımızdan çıkan çok önemli. Bak ağzından çıkana dikkat et diyor. İki kulak vermiş Mevla, bir dil vermiş. İki düşün, üç düşün, beş düşün, bir söyle. He? Dilim var, dilden sonra ne var? Dişler. Dişlerden sonra dudaklar. Yani hemen salma onu. O lafı hemen söyleme. Aklına geleni söylemek bela olarak kişiye yeter buyuruyor. Her aklına geleni söylüyorsun. Yani dır 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 dır. Vır 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 vır. Böyle bir şey var bir. Ukalalık. Efendim tafralar, özgüven, gereksiz, hadsiz, efendim tavırlar. Her konuda herkesin fikri var. Aç şimdi sanal aleme gir, sosyal medyaya. Her konuda herkesin fikri var. Böyle parmak sallayanlar, he? Filozoflar. Ya senin etin ne, budun ne? İlmin ne, bilimin ne? Kimin rahle-i tedrisinden geçtin? Kimden icazet aldın? He? Şurada yatsı namazını kıldır desen kıldıramayacak adamlar. Bakarsın efendim. Kürsülerin sultanı gibi konuşuyor. Her konuda fikir beyan ediyor. Ama her konuda. Dış siyaset, iç siyaset. He? Gıda, pahalılık, yokluk, din, futbol, dizi, film. Ne ararsan konuşacak o. Konuşacak. Bu konuda fikrimi söylemeden duramam havası var. Ya. Acayip bir zamana geldik. Dünya böyle bir devir yaşamış değil arkadaşlar. Onun için kendimizi ona göre ne yapalım? Gardımızı alalım. Şeytan sağdan, soldan, önden, arkadan gelmiyorsa her yerden geliyor. Cephe çok genişledi, çok büyüdü. Artık din kisvesiyle de geliyor. Hoca zannettiğin, Müslüman zannettiğin, dindar zannettiğin, he? Kendilerini din konusunda öncü olarak lanse eden adamlar seni zaten cehenneme sürükleyebiliyor. Aman dikkat edin.
ehli sünnet hocaların, ehli sünnet alimlerin peşinden, izinden Rabbim bizleri ayırmasın. Amin. Evet. Bakın Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir hizmetçisi vardı. Bazen bir şeyler getirirdi. Sorardı nereden aldın, nasıl yaptın? Bir keresinde gene süt getirdi. Çok da acıkmış mıydı, canı mı çekiyordu, ne yaptı? Sormayı hatırına getiremedi, gelmedi, unutturuldu demek Mevla tarafından. Efendim sütü içti. İkinci aklına geldi. Ya dedi sen bu soramadım ama sütü nereden aldın? Dedi ki ya Ebu Bekir ben dedi cahiliye döneminde fal bakardım dedi. Birinin falına baktım. Ücret olarak da o gün yanında bir şey yoktu. Sonra veririm diye ayrılmış idik. Şimdi rastladım bu sütü onun yerine verdi dedi. Yani falcılık helal midir? Bir de diyor ki adam fala inanma. Falsız kalma. Bak bak bak. Üzümüne bağını sorma gibi bir şey. İnanma ama falsız kalma. Niye biliyor musun? Sana söylediği zaman zaten sen inanıyorsun. İnanmıyorum da ne, bir bak bakayım benim şeyime. Sana para gözüküyor. Aklından çıkmıyor. Rabıta para, yeşil, dolar düşünüyor. Yani yakınlarına dikkat et. Uyduruyor şimdi anlıyor musun? Uyduracak onu. Dikkat et yani sana bir zarar verebilirler. Ulan zarar olmayan adam var mı zaten şimdi? He? Ama bu herkesten bekliyor. Biri bir şey diyor. Demek ki buydu bak dur bakalım. Ha ne inanmıyordun? Zaten o sana çengel atıyor. O balığı he? Yakalamak için oltanın ucundaki solucan o. Zokayı yutuyorsun. Falan inanma falsız kalmaymış. Bir de ben neye şaşırdım? Bir şeye denk geldim gene. Efendim röportaj yapıyorlar. Sarığı da var adamın. Güya hoca. Diyorlar ki 2023 nasıl geçecek ne diyorsun? Bak şimdi ne diyor biliyor musun? Ben müneccim değilim. Fıkra bu kadar. Ulan ben müneccim değilim ne demek? He? Yani müneccim miyim nereden bileyim? Yani müneccim bilir. Hani gaybı Allah'tan başka bilmezdi? Bir de hoca geçiniyorsun ya. Ben müneccim değilim bilemem. Ama amadan öncesini at zaten anlat. Bir kanaatin olabilir, bir tecrüben olabilir, bir fikrin herkesin vardır. Sana göre nasıl geçecek bir şeyler söyleyebilirsin. Ama ben müneccim miyim ne bileyim. Bak bu laf çok tehlikeli. Anladın mı? Ben kahin miyim ne bileyim kardeşim. Ne demek bu? Kahin bilir. Allah'tan başkası bilmez hani. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Mevla öyle buyurur. Ha bildirdikleri var. Razı olduğu Resulleri, bildirdikleri, ilham ettikleri bilir ayrı dava. Ama sen kahin müneccimi karıştırdın mı? Film değişiyor ya. İşte al. Şimdi bu adam hoca diye ne anlatacak da onu dinleyenler ondan istifade edecek de cennetin yolunu bulacak öyle mi yani? Ya. Evet. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bunun üzerine ne yaptı? Hemen elini ağzına soktu. Hatta kitaplarda diyor bileğine kadar soktu. Affedersiniz o yedi içtiği sütü istifra etti. Sonra dedi ki ya Rabbi midemde kalan ve kanıma karışanlar konusunda da beni affet dedi ya Rabbi. Sana sığınırım dedi. Çünkü haramla beslenen vücudu ne yapacak? Cehennem yakacak. Bak ne kadar hassaslar görüyor musun? Yani üzümünü ya bağını sorma böyle bir şey yok. Soracaksın. Eskiler şunu da arz edeyim. Ne buyuruldu? İbadet 10 kısımdır. Bak 10 kısım ibadet. Dünyaya niye geldik biz? Ve ma halaktu cinne ve insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet için yarattım buyuruyor Mevla. İbadet de 10 kısım 9'u helal rızık aramaktır. Ya diğer kısmı biri onlarda nedir? Salih ameller ve ibadetler. Onun için büyükler demişler ki yediğin, içtiğin helal olsun da istersen sabaha kadar yat. Pek anlayamadık tabii. Bu ne zaman söylenmiş? Herkesin teheccüd kıldığı dönemden bahsediyoruz. Biz ne yapıyoruz da sabaha kadar yatıyoruz ya. Yani teheccüd kılmayan adam çok garip. Aa teheccüd kılmıyor musun sen? Lambası yanmıyor, kandili yanmıyor. Garip karşılanıyor yani. Ha ama bu adam helal yiyor. Ulan helal olsun be, yat sabaha kadar be.
Onun için nafileler kılıyorsun falan ama he? Eğer yediğin haramsa ne kazanacaksın? O yaptıkların 10 ibadetin 10 kısmından biri ama 9'u demek helal rızık aramak. Rabbim her birerlerimizi helalinden merzuk eylesin. Yuhibbune dünube ve yensevne tevbe. Günahları sevecekler, tevbeyi unutacaklar. Evet. O dönemdeyiz kıymetli kardeşlerim. Maalesef o döneme geldik. Hakikaten insanlar günahları seviyorlar. Yani seviyorlar derken, hani şimdi siz burada sohbetteyiz mesela. Sohbetten çıktığın zaman eve gidince şöyle bir şey düşünür müsün yani? Ya sohbete gittik, orada da efendim ayet hadis okundu falan ama günaha girdik hani. Bir tevbe edelim falan. Böyle bir şey olabilir mi? Gönlün çok rahat. Niye? Elhamdülillah bir ilim meclisinde bulundun, bir sohbet meclisinde bulundun. Ha şimdi kahveden eve gelen adam, meyhaneden eve gelen adam, konserde bağıran çağıran, ritim tutan, alkış yapan, efendim bağıra bağıra sesi kısılan eve geldiği zaman ulan günaha girdik ne yaptık ya Rabbi affet. Tevbe ediyor mudur? Belki çok istisnalar vardır. Ama diyorum ya orada çektiği yaptığı melaneti sosyal medyada paylaşıyor. Nasıl kudurduğunu insanlara ilan ediyor, ifşa ediyor. Ha bir de bunu millete söylediğine göre bununla gurur duyuyor. Günahını seviyor. Tevbe aklına bile gelmiyor. Unutmak ne kelime. Anlıyor musun? Ya hep günah adresleri de cehennemde hakikaten hep parayla. He? İçki parayla. O kadar zam yapıyorlar gene de o zıkkımı içmeden kimse duramıyor yani. Kimse derken içenleri kastediyorum. Meyhaneler ona keza. Efendim konser salonları. He? Bunlar hep neyle? Parayla mı? Parayla. Ama bakıyorsun cennet hakikaten bedava talibi yok ya. Bedava. Şimdi sohbete geldin. Para verdiniz mi girerken? Çıkarken veriyor musunuz? Hocam bazen istiyorsunuz ama camilerde. Verme. Allah Allah mecbur değilsin ki ya. Sana anlatır hoca, hadisi okur, efendim ayeti okur. Sen de infak edeceksen edersin, etmezsen gene git. Namaz kılıyorsun parayla mı? Değil. Allah diyorsun, zikrediyorsun, abdest alıyorsun parayla mı? Değil. Vallahi iyi ki değil. Hani abdestsiz namaz olur mu? Olmaz. Peki şöyle bir şey olsaydı, kural. Herkes şu İBAN'a 10 dolar yatırmadan namazı kabul olmaz. Kaç kişi namaz kılar acaba? Niye namaz kılmıyorsun? Hoca efendi zaten her şey pahalı. Para mı var namaz kılalım? Anlıyor musun? Bahane hazır. Ulan bedava namazı kılmıyor adam. Parayla kılar mı ya? He? Bedava namazı kılan Türkiye'de %75 kılmayan varmış. %80'lere dayanmış ya. Zikir bedava. Allah demek bedava. Kendinize sorun bakalım. Bugün kaç kere Allah dedin? 100 kere diyenin alnından öperim. Ha, şöyle demiş olabilirsin. Allah demenin yasak olduğu dönemler var mıydı? Vardı. Bir Osman Yüksel Serden Geçti vardı, duymuşsunuzdur. Allah rahmet eylesin. Amin. Mahkemeye şikayet etmişler, mahkemeye çıkmış. Hakim demiş ki, sen demiş Allah demişsin. Doğru mu? Allah Allah, hatırlamıyorum demiş. Acayip adamlarmış yani. Evet. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cenneti yarattı. Yaratınca Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki git bir bak bakalım. Gitti baktı. Aman ya Rabbi cennet, ebedi saadet yurdu, zevkler, keyifler, bin şey istiyorsun, bin şey var. Dedi ki ya Rabbi şurayı işitip de buraya girmeyen olmaz dedi. Sonra ne oldu? Huffetil cennetü bil mekârihi. Cennetin etrafı mekârihle çevrildi. He? Yani nefsin hoşlanmadığı şey. Nefis namazı, namazdan hoşlanmaz, ibadetten hoşlanmaz, oruçtan hoşlanmaz, zekat vermekten hoşlanmaz, zikretmekten hoşlanmaz. He? Böyle. Elhamdülillah sohbetten hoşlanıyoruz ama. Bu da bir nimet. Bu da bir nimet yani. Rabbim nimetimizi ziyade eylesin. Amin. Bu da gene iman alameti. Ha sen rahat oturuyorsun da falan canın rahatsız oluyor. Adam gelemiyor, daralıyor yani. Ne anlatıyor bu hoca ya?
Kardeş biz sana anlatmıyoruz. Her işin talimi var yani. Meraklısını anlatıyoruz. Cennet yolcularını anlatıyoruz. Bu davanın müdavimlerine, bu davanın sevdalılarını anlatıyoruz. Rabbim cennet yolundan ayırmasın. Amin. Ben de sana şaşıyorum. Kahvede nasıl duruyorsun? Konser salonda nasıl duruyorsun? On binlerce kişi tıka basa ayakta, hepsi hopluyor. Vallahi şaşırıyorum. Şaşırıyorum yani. He? Senin karnın acıkmaz mı? Senin tuvaletin gelmez mi? Sen yorulmaz mısın? Ne yaparsın? Ne edersin ya? Enteresan bir durum yani. Ama Allah için olsa 50 kere tuvaleti gelir. 50 kere karnı acıkır. 50 kere baş ağrır. 50 kere darlanır, sıkılır yani. Niye? Şeytan çünkü oturmuş omuzuna böyle ayaklarını vuruyor. Vurdukça bu hopluyor yani. Onun için namaz diyorsun. Of, hiç halim yok. Bir şarkı türkü, bir de bakıyorsun göbek atmaya başlıyor. Anlıyor musun? Şeytan onlara doping veriyor. Ve cennetin etrafı nefsin hoşlanmadığı şeylerle çevrilince Cebrail aleyhisselam git bir daha bak. Bir de baktı ki aman yarabbi. Yarabbi korkarım dedi, kimse giremez buraya. Sonra cehennemi yaratınca Cebrail aleyhisselam dedi git bak. Gitti baktı. Aman yarabbi korkunç adres. Dedi buraya kimse girmez yarabbi. Burayı işitip de buraya talip olan bir kimse olmaz. Ama ve huffetin naru bi şehevat, cehennemin etrafını da hep şehvetlerin efendim arzuladığı şeyleri koydu. Evet. Yani şehevi şeylerle sardı. Nefis ne istiyorsa, ne arzu ediyorsa, hani bir laf var. Ya canın nasıl istiyorsa kafana göre takıl ya. Ne demek biliyor musun? Cehennemin dibine kadar yolun var demek. Çünkü nefis Allah'ın emirlerini sevmez ki. Çünkü efendim kötülükler nedir? Şeytanın pislikleridir. Risu min ameli şeytan. Nefis de nedir? Pistir. Nefsin aslı pistir. Onun için kalbi temizlemekten bahsederken ne diyoruz? Kalbin tasfiyesi, nefsin terbiyesi. Nefis terbiyesiz çünkü. Aslı pis. Onun için günahını abiyor, meylediyor. Onu ne yapmak lazım? Terbiye etmek lazım. Seyri sülükle, ibadetle, taatle, rabıtayla, murakabeyle, tefekkürle, zikirle adam etmek lazım. Rabbim becermek nasip eylesin. Amin. Rabbim fena fillah ve kabillah derecelerinin hakikatine ulaşmadan canımızı almasın. Amin. Allahümme amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Evet, ondan sonra tekrar git bakalım dedi, cehenneme bak. Baktı ki efendim şehevi arzularla cehennemin etrafı çevrilmiş. Dedi ya Rabbi korkarım dedi, herkes buraya girer. He? Çünkü zehir adeta balla, çikolatayla, şekerle sanki ne yapılmış, kaplanmış gibi. İşte o damak, o efendim tat alma duyusu, yani o maneviyat, şuur, idrak ne yapmayacak? Bu işi çözecek, ayırt edecek ve cehennem yollarına nefsin arzu etmesine rağmen yönelmeyecek. Cehennemin yollarına gitmeyecek. Gitmeyeceğiz inşallah. Evet. Çünkü şeytan bir de özellikle süslüyor. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ Şeytan ne yapıyor? Onlara yaptıkları işleri süslüyor. Süslü gösteriyor ve ne yapıyor? Fesad devmani sebil ve yoldan saptırıyor. Hakikaten yani bakıyorsun, şeytan ne yapıyor? Amelleri süslüyor. Hangi amelleri? Haramları. Kötülükleri süslüyor. He? Faiz dediğin zaman diyor ki, faiz ekonomi olur mu yani? Faize zaruret diyor. Rüşvet, hediye. Ben de diyorum ki ne diye? Ömer İbni Abdülaziz ne yaptı? Yasakladı memurların hediye almasını. Dediler hediye veriyor adam. Dedi evinde otururken veriyor mu sana? Vermiyor. Demek ki oradasın diye veriyor. Demek ki orası için veriyor. O zaman bu rüşvet oluyor diyor. Anladın? Ha zina. Vakayı adiyeden olmuş. Zinakar yapmadı, melanet kalmamış. Ne diyor millet? Kaçamak yapıyor. Zampara. He? Ya. Adam yalancı, adam sahtekar, ne diyorlar? Çok uyanık. Bak, bunu şeytan süslüyor. Zaten millet de şeytanlaşmış. Düzenbaz herif, çok işini bilen adam. Ha, görüyor musun? Yani kötü amelleri şeytan süslemiş. İnsanlar da ne yapıyorlar ona? Gönüllü olarak maalesef yardım etmiş oluyorlar.
Harama bakılmaz, namahreme bakılmaz. Adama niye bakıyorsun diyorsun, güzele bakmak sevap diyor. Yani böyle bir takım kılıflar demek ki bulmuşuz ve günahı seviyoruz. Haram işlemeyi sever hale gelmişiz ve ardından da tevbeyi maalesef ne yapmışız? Unutmuşuz. Ama unutmayalım, haramdan kaçan cehennemden kaçmıştır. Günah demek ateş demek arkadaşlar. Kennel harame narun, haram sanki ateş. Haram işledin ateştesin, vallahi ateştesin. Hani elim yanmadı hoca efendi, o anda ölsen cehennemdesin. Ya Allah muhafaza ya. İnsan efendim mum alevinden bile kaçarken, kibrit alevinden bile kaçarken maalesef cehennem ateşinden kaçmayabiliyoruz. Halbuki dünya ateşi, bak dünya ateşini Mevla ne yapacak? Cehennem ateşine katacak ahirette. Ne yapıyor biliyor musun? Dua ediyor. Dünya ateşi dua ediyor Mevla'ya. وَاِنَّهَا لَتَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالَى اَلَّا يُعِدَهَا ف۪ي نَارِ cehennem. Ya Rabbi beni cehennem ateşine iade etme diye yalvarıyor ya. Cehennem, ateş dua ediyor. Bizim böyle duamız var mı? Ya Rabbi cehenneme bizi sokma, cehennemden bizi koru diye dua ediyor muyuz yani? Ha sizler ediyorsunuz burada. Ya bir geneli düşünelim. Çünkü demek bunları yapmamız lazım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı için mesela bir hadis-i şerif var. Hocalar çok okur. Ramazan'da diyor dört şeyi arttırın. Bunlardan bir tanesi de cenneti çok isteyin, cehennemden çok Allah'a sığının diyor. Yani çoğaltın. Ne demek? Normal zamanda zaten cenneti istiyordunuz. Cehennemden Allah'a sığınıyordunuz. Ramazan'da bunu artırın demektir o. Ya Rabbi cennetini istiyoruz, nasip eyle. Amin. Cehenneminden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Amin. Cennete götürecek ibadetleri, taatleri, amelleri bizlere çok kolay eyle ya Rabbi. Amin. Evet. Ve yensevne tevbe. Tevbeyi unutacaklar. Tevbe unutulmaz. Aslında tevbe nedir? Tevbenin ne olduğunu belki bilmiyoruz. Yani manevi zararları telafi etme imkanıdır arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim, yani günümüze göre misal vermekten de korkuyorum aslında. He? Yani kredi kartından falan misal vereceğim, korkuyorum. Sanki zannedeceksiniz ki onaylıyorum. Onayladığım falan yok. Ama kredi kartı olmayan var mı? Kredi kartı borcu olmayan var mı? Benzin alıyorsun, benzin ödeyeceksin. Senden önde bir iki kişi var. Adam da ödeyecek, kartla ödüyor. Veriyor. Bakıyor ki zut olmadı. Öbürünü veriyor, öbürünü veriyor. Ulan herif böyle 10 tane kart var. Ulan etin ne, budun ne senin ya? Boyun kadar kart taşıyorsun. Hiçbirinde de ödeyemiyorsun. Enteresan bir durum. Neyse. Ha şimdi kredi kartı borcu olanları düşün. Diyelim ki seçimde yaklaşıyor ya. Hükümet bir güzellik daha yaptı diyelim. Bir pişmanlık, bir af yasası çıkardı. Bütün kredi kartı borçlarını hepsini affedecek bir dilekçe yazarsan. Yazar mısın? Kaç kart var? 50 tane. 50 tane yazarsın. Aman dikkat et. Noktasına virgülüne. Kanunu da yaz. Bilmem kaçıncı maddenin kaçıncı fıkrası. Sakın ha aman aman. Dilekçe geçersiz olmasın. 50 kere okursun bakarsın. O efendim borçların affolsun diye. Et teşbih ve la temsil. İşte tevbe nedir biliyor musun? Ha günahlar da manevi borçlardır. İşte bu borçlara çıkan aftır. Ama bu dilekçeyi gözyaşınla yazıyorsun, dilinle yazıyorsun. Mürekkebi de gözyaşı. Ya şimdi tevbe etmemek enayilik değil mi? Ya bir dilekçe yazacaksın. Ya Rabbi affet diyeceksin. He? Senin kulun beşer, arada bir şaşar, günaha düşer. Affet diyeceksin, bunu da diyemiyorsun. Üzülemiyorsun, gözyaşı dökemiyorsun. Allah o zaman sana bana ne yapsın ya? Ya işte af kanununu Mevla koymuş bakın. Nur suresi 31. ayet. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Ey müminler hep birden Allah'a tevbe edin. Ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki felaha eresiniz. Evet Mevla tevbe edin diye ne yapıyor? Ultimatom veriyor. İlan ediyor. Demek ki Mevla affedecek. Mevla affedecek ama sen de ben de ne yapalım bir tevbe edelim ya. Ya. Evet. Yani aslında şu var. Ulema da öyle diyor. İnsanların günah işlemesi şaşılacak bir şey değil.
Falan adam günah işlemiş. Nasıl yapar ya bunu? Yapabilir. İnsan beşer, şaşar. Ebu Hureyre radıyallahu anh secdede ne dua ediyordu? Ya Rabbi diyordu, hırsızlık yapmaktan ve zina etmekten sana sığınırım. Bak Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yaşı da kaç yaşına gelmiş. Dediler ya Ebu Hureyre, sen de mi bunun için dua ediyorsun? Dedi bu nefis bende olduğu müddetçe hiçbir şeye ne yapamam güvenemem diyor. Ha o aslında duyuruyor bak. Gençlere duyuruyor. Ulan ben bile sığınıyorum, siz diyor dua edin diyor ya. Ve bize duyuruyor bak. Bu nefis bizde olduğu müddetçe ne yapacağız? Hep temkinli, hep dikkatli, hep tevbekar olacağız. Evet. Yani Hristiyanlarda mesela ne vardır? Asli günah inancı vardır onlarda. Yani günah babadan kalma miras derler. Hani Adem Aleyhisselam bir zellesi var ya. Cennette efendim وَلَا تَقْرَبَا اَلِّي شَجَرَةَ فَتَكُنَا مِنَ الظَّالِمِينَ şu ağaca yaklaşmayın yoksa nefislerinize zulmedenlerden olursunuz Mevla buyurdu. Onlar da bu zelleye düştüler. Tabi tevbe ettiler. Hristiyanlar ne diyor? Babadan kalma mirastır diyor. Onun için çocuklar doğduğu zaman diyor günahkar doğar. Onun için vaftiz yapıyormuşlar. Vaftiz yapınca da temizleniyor. Bir Hristiyan bunu düşünüyor. Okumuş adam. Kendine göre ilmi var, bilmi var. Efendim ama dedi bu dedi benim kafama yatmıyor ya daha dünkü çocuk anasından doğmuş ne günah olur bunun ya. Ve araştırıyor İslam'ı araştırıyor ve şu hadis-i şerife rastlıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kullu mevludin yüledü allel fıtra. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Her doğan günahsız doğar. Tertemiz doğar. Mükellef oluncaya kadar günah yok. Kazandığı sevapları kazanır. Anne babaya da gider. He? Ama günah yok. Dedi ki işte bu benim fıtratıma uygun din bu işte dedi. Bütün kanunlarda bile he babanın suçunu çocuk, çocuğun suçunu kardeş ne yapmaz yüklenmez. Günah ferdidir yani. Dolayısıyla ve Müslüman oluyor. Ha şimdi ben şunu diyorum. Babadan kalma miras diye bakın Hristiyanlarda böyle bir inanç var madem. Ve bunu ne yapıyorlar? Sürdürüyorlar. O zaman ben de diyorum ki madem öyle... Günah babadan kalma miras değil ama tevbe babadan kalma miras. He? Adem Aleyhisselam tevbe etti. Fetelakka Adem min Rabbi kelimatin fetabe aleyh. Allah Teala bir takım kelimeleri gönlüne ilka etti. 300 sene ağladı rivayet edilir ve Mevla Teala affetti. Ama şeytan ne yapmadı? Şeytan da isyan etti ama tevbe etmedi. Mevla onu affetmedi. Bak lanetlendi. Öyleyse her kim tevbe ederse babasının mirasına ne yapmış olur? Sahip çıkmış olur. Onun için tevbe Adem Aleyhisselam'ın mirası. Bu mirasa sahip çıkalım. Tevbe etmeden durmayalım. Ha belki dersin ki hoca efendi ya benim günahım yok ki canım ben ne tevbe edeceğim? Estağfurullah hazret sana demedik. Lan günah olmayan adam var mı? Velev ki günahın olmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile ne buyurdu? Estağfirullah fil yevmi vel leyleti seb'ine merraten. Ben diyor bir gün ve gecede 70 defa istiğfar ederim diyor. He? Şimdi bazı aklı evveller var. Resulullah böyle buyurdu ya sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes diyor ki işte diyor hadislerin şeyine bak diyor. Böyle hadis mi olur? Niye? Peygamberlerin ismet sıfatı vardır. Günah yok. Günah yok ki niye tevbe etsin? Bazıları da diyor ki demek günah işliyor ki o da tevbe ediyor. Arkadaş, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in istiğfarıyla senin benim istiğfarım bir mi? Şimdi namazdan sonra ne oluyor? Her namazdan sonra Estağfurullahelazimellezî la ilahe illâhu elhanyel kayyuma ve etübileh deniyor mu? Bazı yerlerde denmiyor ama değil mi? Bak tevbeyi unutuyoruz ya. Enes İbni Malik radıyallahu anh Resulullah'ın arkasında namaz kılardı ve Resulullah'tan Allahümme ente selam ve minke selam hadislerine rivayet etti. Bunu da rivayet ediyor. Ve buyurdu ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim farz namazlarından sonra 3 kere istiğfar etse en büyük günah hadden kaçmak onu bile yapsa adam Allah affeder diyor. Ama bazı çoğu camide de bu söylenmiyor yani. Bir kere dedim bir müezzene mübarek niye söylemiyorsun? Ya 3 kere istiğfar niye demiyorsun ya? Hoca efendi. Dedi ki hocam yani milletin işi var gücü var ondan dedi yani. Kardeş milletin işi var zaten hoca selam vermiş. Anlıyor musun? Kapılar da açık isteyen çeker gider yani. He? İşi olan zaten camiye de gelmiyor. E gelene de bir öncü ol da. Anlıyor musun?
Ha, demek ki bak tevbeyi unutuyoruz bak. Şu tevbeyi unutuyoruz. Unutmayalım. Diyelim ki camidesin. Müezzin söylemedi. Sen gene söyle. Üç kere söyle ya. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. El azim ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyûme ve tûbü ileyh. Ondan sonra Allahümme ente selam ve minke selam. Tebârek teâdâ. Celal vel ikram. Evet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Ha şunu diyeceğim. E şimdi namaz kıldıktan sonra istiğfar ediyor muyuz? Ediyoruz. E peki namazdan sonra istiğfar mı olur? Günah mı işledik? Mantığa bakar mısın? He? Oradaki istiğfar günah işlediğimiz için değil ki. Ya Mevla'nın huzuruna durduk. Allah'ın huzuruna durduk. Ya Rabbi sana layık bir şekilde huzurunda duramadık. Sana layık bir şekilde ya Rabbi namaz kılamadık. Affet. Onun için istiğfar ediyorsun. He? Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin istiğfarı günahtan dolayı mı? Mevla'nın efendim katındaki derecesini de arttırıyor. O kendi bir takım manevi alemindeki duruma göre. İstiğfarı da bu. Yemekten sonra ne diyorsun? Elhamdülillah. Hep yemekten sonra demiyorsun ki haladan çıkınca da elhamdülillah diyorsun. He? Yemek mi yedin? Demek her yerin bir zikri var. Her hamd senin bildiğin elem tara değil demiş ya. Her istiğfar senin bildiğin değil. Her elhamdülillah da o değil. Halaya giriyorsun. Çıkarken de ne diyorsun? Elhamdülillahillezî edhebe annile davafâni diyorsun. Yemekten kalkınca da ne yapıyorsun? Yine elhamdülillah diyorsun. Orada karnın doyduğu için Mevla'ya hamd ediyorsun. Haladan çıkınca da elhamdülillah diyorsun. Allah'a hamd olsun. Ellezî öyle Allah ki edhebe giderdi. Annil edâ ve afâni. Benden eziyet veren şeyleri gideren Allah'a hamd olsun diyorsun. Tuvaletten çıkma duası. İnşallah bu duayı bütün İslam alemi olarak küresel çetenin İslam aleminden çıktığı gün o duayı da yapmak nasip eylesin. Amin. Rabbim İslam coğrafyasında akan kanları durdursun. Amin. Akan gözyaşlarını dindirsin. Amin. Bir an önce din düşmanlarını, İslam düşmanlarını küresel çete ve avanelerinde bütün İslam beldelerinden defurafu izale eylesin. Amin. Ondan sonra da elhamdülillahillezî ezhebe annil ezâ ve afâni duasını yapmak nasip eylesin. Amin. Amin. Evet. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ben de ne yapıyorum? Bir gün ve gecede 70 defa istiğfar ederim diyor. İstiğfar çok önemli. Tabii şu vardır. Denilir ki mesela bedenimizdeki, elbiselerimizdeki kirleri ne yapıyoruz? Efendim suyla temizliyoruz, sabunla temizliyoruz, deterjanla temizliyoruz. Ha bir de günah kirleri var. Dedik ya risu min ameli şeytan, şeytanın pisliklerinden. O manevi kirler neyle temizleniyor? Dediler ki iki ateş. İki tane ateşle. Bunlardan bir tanesi pişmanlık ateşi. Enned mutevbetün çünkü tevbe pişmanlıktır. Diğeri de cehennem ateşi. Allah muhafaza. Yani şimdi pişmanlık ateşiyle bu günahları temizleme kolaylığı varken ahirette büyük bir faturayı ödeyebilir miyiz yani? Onun için cennete girerken mutlaka temiz olmak lazım. Temizlenmek lazım. Bakın Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Zümer suresinde ne buyurdu estağfirullah? وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ صدق الله العظيم وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Rablerine karşı gelmekten sakınanlar, takva sahibi olanlar zümre zümre, grup grup ne yapacaklar? Cennete sevk olunacaklar. Herkes hangi gruba bağlıysa, herkes kimin mezhebindense,
Hanefiler, Şafiler, Hanbeliler, Malikiler, Nakşiler, Kadiriler, Şazeliler, grup grup, cemaat cemaat, zümre zümre cennete sevk olunacaklar. Hatta izâ câûhâ ve fütühat ebvâbuhâ. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılacak. Ve kâle diyecek lehum onlara hazenetühâ. Cennetin bekçisi kim? Rıdvan. Ne diyecek? Selamun aleykum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Artık dünya sıkıntı ve meşakkatler, bütün dertlerden ve sıkıntılardan, meşakkatlerden kurtuluş üzerinize olsun demektir o. Tıptüm bak, tıptüm, tertemiz oldunuz. Artık tertemiz oldunuz. Öyleyse fedhulüha halidin, ebedi muhallet olmak üzere cennete girin diyecekler. Yani nasıl temizlendiler? Ya tevbeyle, ya günahlardan kaçarak, ya da Allah affetmiş, Mevla affetmediyse, tevbe etmeden de öldülerse mutlaka cehenneme uğruyorlar. O günahlar çitileniyor, temizleniyorlar ki ne yapacaklar? Ancak öyle cennete girecekler. Madem bu cennete günah kiriyle girilmiyor, madem şeytanın pislikleriyle girilmiyor, öyleyse bu günahları affettirmenin çaresine bakmalı. Tevbe etmeli yani. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Hatalarımızı setreyle. Amin. Allahümme amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, bu tevbeyi yapmak lazım. Hoca efendi, yani ne zamana kadar tevbe kabul? Söyleyeyim. İnne Allahe azze ve celle yakbalu tevbetel abdi ma lem yugargar. Can boğaza gelmedikçe tevbeler kabul. Yani can boğaza gelinceye kadar tevbeleri Mevla kabul ediyor. Hoca efendi, o zaman aceleye gerek yok. He? Yani son nefesimize kadar madem bu iş devam ediyor, öyleyse sonra yaparız. Birisi geldi. Dedi ki hocam, ne zamana kadar tevbe kabul? Dedi ki can boğaza gelinceye kadar. Öyleyse orada tevbe ederiz dedi. Hani ani ölüm falan da olmazsa, hastalık olursa, can ayağımızdan böyle çekilince anlarız, tevbe ederiz. Dedi, eğer tevbe nasip olursa sana, o anda da tevbe yapsan kabul. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Evladım ne iş yapıyorsun dedi, sordu ona. Dedi ki ben terziyim. Benim dedi bir söküğüm var, dikebilir misin? Dedi ne demek? 40 senedir bu işi yapıyorum, gözü kapalı sana takım elbise dikerim dedi. Peki dedi, yani bu işte çok mahir ve üstadsın öyle mi? Elbette. Peki anlamak için soruyorum dedi. Ölüm döşeğindesin, son andasın ve takım elbise siparişi geldi. Yapabilir misin? Dedi ya üstad, sen dedi öyle bir şey söylüyorsun ki canımla mı uğraşayım, takım elbiseyle mi dedi ya? Orada nasıl yapayım? Dedi ki evlat, 40 senedir her gün yaptığın, gözün kapalı diktiğin takım elbiseyi son nefeste yapamıyorsun da hiç yapmadığın tevbeyi nasıl yapacaksın dedi. Mesajı aldınız mı? Bugün senin tevbe etmene mani olan şey yarın olmayacak mı? He? Bugün niye edemiyorsun? Ya bir takım işte içimdeki içgüdüsel falan 40 yaşına gelince böyle içeriden üflüyor. 40 yaşına geldin. Emekli olunca oldun. EYT de çıktı şimdi. Hoca efendi, hacca gidince utanmasa diyecek, kabre inince. Anla ki şeytan efendim burnuna takmış halkayı götürüyor seni. Dikkat et. Dikkat et yani. Bu nefis var ya, bu nefis. Ya. Yarın diye bir şey yok. Helekel müsevvifun. Yarıncılar helak oldu, Resulullah buyuruyor. Bak 3 aylara giriyoruz. Yaklaştık. Çekil düzen verelim kendimize. Miraç gecesi efendim sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisiyle randevusunda görüşmeye giderken cenneti gezdi, cehennemi gördü. Ve geldi bize haber verdi. Ne buyurdu? İnne ekthera siyâi ehlinler mine tesvif. Cehennem ehlinin çoğunu dedi, tesviften gördüm, tevbeyi geciktirmekten. Hep tevbeyi geciktirmiş, sonra tevbe ederim, ileride yaparım, 40 yaşında şöyle olunca, böyle gidince. Bir de eskiden hakikaten ölümler biraz daha göstere göstere geliyordu, biliyor musun? Adam hasta oluyor, 3 ay, 5 ay, 6 ay adam hasta. Hatta bir hacı abi vardı, çok yıllar öncesinden bahsediyorum. Bir Ramazan-ı Şerif ayında bayrama doğru yaklaştım, şey gittim işte bir ziyaretine. Ne dedi biliyor musun? Dedi ki hoca efendi, bu Ramazan'da ölemeyeceğim galiba ben dedi.
İstiyor yani, ölümü istiyor. Ama şimdi intihar zaten edemez. Hasta, belli ölüm döşeğinde ama ha bu adam ne yaptı biliyor musun? Zaten günahı varsa kefaret oldu. Herkese ziyaret etti. Efendim helallaştı. Tertemiz gidecek adam. Sen de böyle zannediyorsun. Böyle ölürüm falan, tevbe ederim. Abi tık diye gidiyorsun ya. Herkes takır takır gidiyor. Cuma günü cenazeyi teşhi konuşması yaptı fakir. Neyse kaldırdık. Orada dediler ki hocam burada da sizi çok seven kardeşlerimiz var. Buraya da bir uğrayın. Bir 10 dakikada orada konuşalım. Orada konuşurken bir de baktık sela okunuyor. Dedim bu ne selası? Cuma'dan önce olsa cuma selası. Demek ki biri daha sevkiyat devam ediyor. Anlıyor musun? Bir daha gayi sohbet var, görüşürüz. Belki konuşanı göremeyeceksiniz. Belki dinleyenlerden biri gelemeyecek. Yani tık diye gidiyorsun. Kalp krizi, şu kaza bilmem ne. Aniden gidebiliyorsun. Ani ölümler artık çoğaldı. Bu da kıyamet alametleri ya. Onun için kimse öyle ileride yaparım falan girme. Bu hesaplara girmeyelim. Gün bugündür arkadaş. Memeda fete vel müemmelu gayb ve leke saatülleti ente fiha. Geçmiş geçti. Vel müemmelu gelecek gayb. Meçhul. Hani gelmeyebilir mi hoca efendi? Yok, gelecek de seni beni bulacak mı o meçhul? Gelecek de gelecek. Bak 2023 geldi, çoğunu bulamadı. He? Ve leke saatülleti ente fiha. Şu an senin için içinde bulunduğun vakit vardır. Senin için şu vakit var. Şu anda kararını vereceksin. Şu anda kararını verecek, tevbeni yapacak, sayfayı tertemiz açacak ve yoluna devam edeceksin ya. Niye zor geliyor anlamıyorum ben ya. Öyle tevbe edelim. He? Ya günah işlersen de gene tevbe edersin mübarek ya. Hani şeye benziyor ya, zemzem içmiyor adam. Niye içmiyorsun? Ya içmeyeyim falan. Ulan oradan gelmiş ya. Oturduğun yerden zemzem geliyor. Çünkü zemzem öyle bir rızıktır ki dünyanın her tarafındaki müminlere gider yani. Hacca gidemezse gidenler getiriyor, gene içiyor. Sonra da meğer niyeymiş? Ya işte bizim işimiz biraz galeri, emlak falan yalan söylemeden de olmuyor da içersem yalan söyleyemem. Ne takva adam be. Takva adam ya. İçerse yalan söyleyemez, onun için içmiyor. Ulan zemzem içmeyene yalan caiz mi? He? Öyle bir peygamber ümmetiyiz. Ömründe hayatında şaka olarak bile yalan söylememiş ya. Mantığa bak. Ya. Onun için tevbe edeceğiz. Bak, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ Kim bir kötülük yapar yahut günah işleyerek nefsine zulmederse, ثُمَّ sonra يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ Allah'tan istiğfarını, affını talep ederse, يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا Allah'ı ziyadesiyle mağfiret edici ve merhamet edici bulacak. Allah affetmeye hazır. Onun için ne yapalım? Bir an önce tevbe edelim. Ha, sohbetin başında okuduk. Nasuh tevbesinden bahsettik. Yani ya eyyühellezine amenü tövbü ilallahi tövbeten nasuha. Mevla buyuruyor ya, ey iman edenler Allah'a nasuh tevbesiyle tevbe edin. Nasuh tevbesi nasıl bir tevbe biliyor musun? Tevbe ettiği günaha bir daha dönmemecesine tevbe etmek. Böyle tevbe ederse ne oluyor biliyor musun? Bütün günahları sevaba çevriliyor. Bak günah işleyenler efendim yelka efema efem denilen yere atılacak. İlla ancak men o kimseler tevbe eder ve emene iman eder ve amile amelen saliha ve salih amel işlerse fe ulaike işte onlar var ya yübeddilullahu seyyiatim hasenat. Allah onların seyyiatını hasenata, günahlarını sevaba tebdil edecek. Adam bakacak. Allah Allah, ben bu sevapları yapmadım ya Rabbi, nedir bu? Diyecek sen yapmadın ama tevbe ettin ya, işlediğin bütün günahları Mevla sevaba çevirdi. Hoca efendi iyiymiş bu. O zaman ne yapalım? Bir günah işleyelim daha kolay. Sonra bir tevbe ederiz yani. Hepsi sevaba çevrilir. Gördün mü, şeytan hemen buradan giriyor. He? Ya. İşte tevbe tehir edene tevbe nasip olmuyor. İki kimseye tevbe nasip olmaz. Tevbe ederim diye günah işlemeye devam eden, tevbeyi tehir edene tevbe nasip olmuyor kıymetli kardeşlerim. Onun için bir an önce tevbe, zaten günahlarımız başımızı açmış. Peki hala günah sevaba nasıl çevriliyor derseniz, Mevlana Mesnevisinde çok güzel bir misal vermiş. Bir adam meyhane yapmaya karar veriyor. Eşiyor, kazdırıyor, yaptırıyor. Harcadığı paralar günah mı? Günah.
Her tuğla koyuşunda günah kazanıyor mu? Kazanıyor. Bina yaptı, çatıyı yapıyor, günah kazanıyor mu? Kazanıyor. Bina yaparken çünkü niyeti neydi? Meyhane yapmak. Ama adam çatıyı da yaptı, bitirdi. Meyhane yapayım mı yapmayayım mı derken bir hidayete erdi. Bir sohbet dinledi, bir vaaz dinledi. Allah'ın hidayeti kalbine ulaştı. Dedi ki ben ne yapıyorum ya? He? Allah'ın haram kıldı dedi, bir mekan mı açacağım ben? Ben dedi meyhane yapmıyorum, medrese açıyorum dedi ve orayı medrese yaptı. Ne oldu şimdi? O her tuğlayı koyduğunda kazandığı günah hepsi sevaba çevrildi. Anladın mı? Ya. Evet. Nasuh tevbesi yaparsan böyle ama. Nasuh tevbesi ne? Neydi? O günaha bir daha dönmemecesine. Yani süt memeden çıktı, nasıl geri dönmezse o şekilde. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ma asarra men istafera ve in'ade fi yevmil fil yevmi 70 merreten. Bak Resulullah buyuruyor. İşlediği günaha istiğfar eden 70 defa o günaha dönse ısrar sayılmaz. Çünkü günahta ısrar çok büyük günah. 70 kere de dönsen, tevbe etsen Mevla affediyor. Şimdi burada tabii şunu da arz edeyim. Toparlıyorum yavaş yavaş. Mevla madem affediyor öyleyse biz de yapalım. Değil. Bakın şuradaki sapla samanı karıştırmamak için şu ayrıntıyı çok iyi anlayalım. Bir kere şunu unutmayalım. Tevbe neydi? Enned bu tevbetün tevbe pişmanlıktır. Yani günah işledin. Tevbe ettiğin zaman burası sızlaması lazım. Affet ya Rabbi. Nasıl yaptım ben? Pişmansın yani. Ha işte böyle tevbe edersen. Yoksa ya işte günah işliyoruz filan işte tevbe. Ya yapalım kardeşim Allah affediyor gene tevbe ederiz. Gülüm seninki tevbe değil ki sen pazarlık yapıyorsun ya. He? Sen zaten bile bile lades pişman falan değilsin sen. Böyle diyen adam pişman olur mu? Ama bir adam hakikaten günah işledi sonra pişman oldu ya Rabbi ne olur affet. Affetti Allah-u Teala. Ertesi gün gene dayanamadı kot kafa gitti gene günah işledi mesela. Gene diyor ki ya Rabbi ne olur affet benim gibi gevşek adam gene günah işledim ya Rabbi. Allah gene affediyor mu? Affediyor be. Ama tevbeyi nasıl yapıyor biliyor musun? Dönmemek üzere yapıyor. Bak dönmemek üzere yapıyor gene dönüyor. Olsun gene ne yapacak? Gene tevbe edecek. Başka kapı yok arkadaşlar. Başka kapı yok. He? Adam Kabe'nin kapısına yapışmış ağlıyor. Yanında da biri var bakıyor ki nasıl tevbe ediyor, nasıl ağlıyor, nasıl yalvarıyor, imreniyor. Derken bir keşfi açılıyor. Bir de bakıyor bir melek o ağlayıp tevbe eden adama diyor ki Allah seni affetmedi. Allah seni cehennemlikler listesine yazdı. Adam da şaşırdı. Ya ben bunun dedi tevbesine, gözyaşına dedi. Efendim hayran kaldım adam. Meğer cehennemlik adammış. Ulan boşuna burada vakit harcamasın. Omuzuna dokundu. Hacı baba bir bak. Dedi ne var evlat? Dedi az önce dedi bir melek gördüm. Dedi herhalde keşfim açıldı. Melek diyor ki Allah seni affetmedi. Cehennemlikler listesindesin. Madem dedi cehenneme gideceksin melek öyle diyor. Ya burada boşuna vakit geçirme git takıl dedi ya. Herife bak. He? Kılavuzu karga olan burnu pislikten kurtulmazmış yani. Ne dedi ama biliyor musun? Hacı baba dedik evlat. O yaşlı gözlerle. Evlat senin gördüğün o meleği bu gözler 40 yıldır görüyor. Bu kulaklar 40 yıldır duyuyor. Ama dedi Allah'ın kapısından başka bu kapıdan başka kapı var mı ya? Affedecekse de o, affetmeyecekse de o. Ben dedi kapıdan ayrılmam. Melek dedi ki Allah seni affetti. Allah seni cennetlikler listesine yazdı. Ne haber bunu da duydun mu? Başka kapı yok. Allah affediyor. Hazreti Ali'ye biri geldi. Dedi ki ya Ali günah işledim ne yapacağım? Dedi tevbe edeceksin. Dedi zaten dedi günah işledim tevbe ettim bir daha işledim. Dedi gene tevbe edeceksin. Ne zamana kadar ya Ali? Dedi ki şeytan senden ümit kesinceye kadar. Şeytan senden ümit kesinceye kadar. Biz ümit kesmeyeceğiz. Biz Allah'tan ümit kesmeyeceğiz. Benden ne köy olur ne kasaba. Ben cennete giremem. Bizim gibi adam, bozuk adam. Zaten cehenneme gideriz. Böyle bir şey yok. Allah'ın üvey kulu yok. Herkes cennet namzedi. Sebakat rahmeti ala gadabi. Rahmetim gadabımı. Geçmiştir buyuran Allah-u Teala. Herkesi ne yapacak? Affedecek. Yeter ki o kapıya müracaat edelim. Yeter ki Allah'a yönelelim. Yeter ki pişman ol. İki damla gözyaşı dök. He? Yeter ki af dilekçesini gözyaşı mürekkebiyle arz et.
Mevla'ya gönder, dilekçe işleme konulacak ve af nasip olacak. Evet, bu çok büyük bir nimettir. Kul beşer, bazen şaşar, günaha düşer, bazen tökezleriz, bazen yuvarlanırız, bazen yıkılırız ama her seferinde kalkıp, her tökezlediğimizde doğrulup, her yuvarlandığımızda ayağa kalkıp yine tevbe kapısını açık bulmak ne büyük bir nimet, ne büyük bir lütuf, Allah'ın ne büyük bir ikramıdır. Onun için kıymetli kardeşlerim, bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adeta sitem buyurarak ifade ettiği kimselerden olmayalım. Bak ne dedi? يُحِبُّونَ الْمَاصِيَّةِ وَتَنْسَوْنَ تَوْبَةِ Günahı sevecekler, tevbeyi unutacaklar. Bu kimselerden olmayalım. Elbette günahlarımızı sevmiyoruz ama tevbe etmeyi unutanlardan da olmayalım. İşler normalleşmezse, haramları normal karşılamazsak o zaman tevbe edersin. Hani günah işleyebilir adam, yanlışa düşebilir. Herkesin kendine göre bir günahı var. Kimisi efendim bazı kötü huylarından şikayetçidir. Kimisi efendim bazı yanlışları vardır. Kimisi bazı mekruhlara meraklıdır. Ondan kopamıyordur. Efendim birilerinin dizisi var, birilerinin bilmem nesi var. Onlardan bir türlü kopamıyor. Allah'a yalvaracağız, Rabbimize dua edeceğiz. Rabbim bizleri beğenmediği yerlerde ve adreslerde bulunmaktan muhafaza eylesin. Amin. Kısa bir dua yapalım ve böylece hitama erdirelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Hamdan tayyiben mübareken fihi cezilen cemilen daimen bidevami mulkillah. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inna neselüke imanen daima. Ve neselüke kalben haşia. Ve neselüke yakinen sadika. Ve neselüke ilmen nafia. ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين yapmış olduğumuz sohbetlerimizi mal küsürler gazetinde kabul eyle tesirini halka ile amel safhasına koyabilmeye muvaffak eyle Ya Rabbi sen bizleri günah işlemekten muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi her günah işlediğimiz zamanda her birerlerimize o günahlarımız sebebiyle pişman olan bir kalp, yaşaran bir göz cümlemize nasip eyle. Amin. Kimsenin görmediği bir gecede Ya Rabbi tevbe namazı kılmak ve çocuklar gibi hıçkırarak günahlarımıza pişman olarak ağlayarak tevbe istiğfar etmek sen bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi hatalarımızı setreyle. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Her birerlerimizi yoluna da daim eyle. Amin diyen dilerini ağrı cahimden azat eyle. Amin. Uzaktan yakından teşrif eden şu kardeşlerimizin sahini meşgur, demini mağfur, amelini makbul eyle. Amin. Dinle dünyalarımızı mamur eyle. Amin. Evladı olmayanlara hayırlı evlatlar ihsan eyle. Amin. Evladı olanlarımızın evlatlarını hayırlı eyle. Ulema-i amin ve sülahay salihin ve aniyay-i şakirinden eyle ya Rabbi. Neslimizden kıyamete kadar gelecek bir tane bile kafir çıkartma ya Rabbi. Amin. Hepsini İslam'a, Kur'an'a hadim eyle. Amin. Hepimizi yolunda daim eyle. Amin. Ya Rabbi caymaktan kaymaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. İman üzere, İslam üzere yaşayıp son nefesimizde de bülbül gibi lisanla kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek çene kapamak cümlemize nasip eyle. Amin. Şu kelime-i şehadeti şu anda nasıl böyle kolay söylediysek son nefesimizde de böylesine kolay söylemeye muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi dertlerimiz, sıkıntılarımız sana arz ediyoruz. Sen gider ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi iş olmayan kardeşlerimize hayırlı işler nasip eyle. Amin. Borcu olan kardeşlerimize iş anlamadan ödeme kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi hastalarımıza ve hastalıklarımıza Şafi ismine tecelli eyle. Amin. Şifaya beyle. Sıhhat afiyet nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dert verip derman aratma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kem gözlerden, bet nazarlardan, sihirlerden, büyülerden varsa muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin. İmtihana girecek kardeşlerimiz var. Ya Rabbi dua isteyen kardeşlerimiz var. Herkesin dertleri var, sıkıntıları var. Bizlere sipariş verenler var şifai olarak. Hepsi sana malum Ya Rabbi. Kimin ne derdi sıkıntısı varsa Ya Rabbi. Ne umdukları varsa Ya Rabbi hayırlı muratlarını ihsan eyle. Amin. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Amin. Ya Rabbi buradan bir tane günahkar çıkartma. Amin. Ya Rabbi burada bir tane mahrum bırakma. Amin. Ya Rabbi derdi olup da derdine derman olmadığın kimse kalmasın Ya Rabbi. Amin. Hakkımıza ne kadar
kadar hayırlar varsa senden istiyoruz, nasip eyle. Amin. Ne kadar şerler varsa hepsinden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Bulduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi'il ehval vel afat ve tekzilena biha cemi'il hacat ve tutahiruna biha min cemi'il seyyiat ve terfavna biha indeke alen derecat ve tübellûna bi aksel gayat min cemi'il hayrat fil hayat ve ba'del memat. Maddi manevi müşkilatlarımızdan Rabbimize sığınmak üzere hep beraber 7 defa söylüyoruz. Hasbunallah ve ni'mel vekil. 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 Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufranaka rabbena ve ileykel masir. Allahümme inna nesel الكيمان اللي سبعنده الكفر آمين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة إلى شرف النبي وآل وأصحاب ومشايخنا وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وإلى روح صلاة العثمانية رحمة الله تعالى عليه مجمعين وإلى روح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأهل البيت وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين ve cemaatül hazirin. Hayırların fethi, şerlerin defi için şu gün burada efendim şu ilim meclisine iştirak eden tüm kardeşlerimizin sıkıntılarının feraha tebdil edilmesi, dertlerinin efendim şifaya bulması, bütün hayırlı muratlarının ikram olması niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. Maalikâs şerifâullâh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Mevla diyor mu? İnne din indallahi'l İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Kur'an zaten hepsine şamildir. Dolayısıyla Kur'an'a iman eden bütün kitaplara da iman etmiştir. Bütün peygamberlere de zaten iman etmiştir. Allah Teala Kur'an'ı bir kenara koyacak ve sana soracak. Bunu Kur'an'ın neresinde gördün de yaptın? Onun için yaptığımız iş kitaba uymalı. Yani kitabına uydurmamalıyız.